Bakıyorum da kız bayağı altının varmış. Nerede altınların? Hala altın olması çok fayda etmez. Neden? Orada vardı. O gün vardı. Şu an var mı? Nerede? Nerede? Ya düğünden bir hafta önce ben öğrendim. Kayınvalidem sen git altınları al. Evet. Bir yerden borç almış da oraya götürecekmiş. Bunların planını, organizasyonunu yap. Bir de gel bana şunun zarfını at. İşte kiralasak mı altınları, bilmem ne mi yapsak? Ben şok, çok üstüne şok. Zaten yani biz Adıyamanlıyız zaten. Bizde böyle altın maltın daha fazla olması gerekiyorken sen git bir de bana bunları yap yani. Peki şu anda altınların nerede tam olarak anlamadım ya. İnan bana ben de biliyor muyum acaba? Kendine bir dakika. Ya. Dün ne demişti? Kasada param var demişti. Senin altınların kasada duruyor. Yani öyle bir şey var mı? Ondan da ben açıkçası çok emin değilim de. Bence kesinlikle kayınvaliden altınlarını kasaya kaldırmıştır. Yani ben her şeyi beklerim artık sadece bu saatten sonra. Sadece tek oğlanın birikimi olamaz kasadaki paralar. Yeşim sen altınların ya nerede durduğunu nasıl bilmiyorsun da kayınvaliden? Nerede durduğunu değil. Kayınvaliden nereden aldı o altınları? Benden aldı. Ben sırf eşimle sorun yaşamamak için kendisine vermek durumunda kaldım zaten. Ya iyi de senin gibi bir insan bunu nasıl kabul etti? Ben ona şok oldum. Çünkü benim gibi bir insan bu tür şeylere, entrikalara, oyunlara, şeylere alışkın değil. Yeşim beni yanına getirtme bak. Bu bir aile arasında mevzu. Sen nasıl 80 milyon önde böyle konuşabilirsin? Aile arası mı kaldı artık? Her şey ortaya dökülmüş, saçılmış zaten. Sen evet bunları, yani. Bunları ben yapmadan... Ben bir şey demiyorum. Ben çıldıracağım artık. Yeter. Yapıyorlar. Biz burada söyleyince niye söyledin? Beni rezil etti. O zaman yapmasaydın. Yani bana mı anormal geliyor? Ben hala çözmüş değilim. Yeşim, söylediklerinde çok haklısın. Yani. Kesinlikle haklısın. Sen buraya yemek yapmaya mı geldin? Hı. Beni eleştirmeye mi geldin? Ben sana nerede altın kiraladım? Sen bana bu teklifte bulunmadın mı? Ha? Sen bulunmadın mı böyle bir ben teklifte? Ben sana altın takmadım mı? Sen beni o şekilde ben ikna etmeyi... Ben kime borç vermişim? Kime ne yapmışım? Kendim söyledim bunları. Ha Yeşim bunlar nasıl olabilir? Aile arasındaki şeyleri 80 milyonun önünde konuşuyorsun ya. Hayır sen her şeyi yap. Ben söyleyince kötü oluyorum öyle mi? Sen hani hangi hakla benim altınlarım daha gelmemiş, ortada fol yok, yumurta yok. Sen bunların önceden daha organizasyonunu yapıyorsun ya. Böyle şey olur mu? Ya bu nasıl bir şey Allah aşkına? İnan bana ben de şaşırıyorum. Bu nasıl bir şey? Bir şey söyleyeceğim. Bu aile arasındaki olan şeyi sen buraya nasıl dökebiliyorsun? Aile arasında mı şey mi kaldı bunun artık? Ne demek şey mi kaldı? Ben sana inanamıyorum. Yapmayacaktın. Ben sana artık bir şey demiyorum. Yapmayacaktın artık. Diyecek bir şeyim yok. Madem sen konuşmaya başladın ya. Her şeyi gün yüzüne döküyorsun ya. İçindekileri boşaltıyorsun ya. Ben de içimdekileri söylüyorum artık. Ben sana bilezik takmadım. Hani nerede? Yemeseydin. Yemeseydin. Duyuyorsunuz değil mi? Ben yemiş oldum şu anda. Yemeseydiniz. Az gezeydin. Her gün akşam bir mağazada. Doğru söylüyor. Doğru söylüyorsun. Yeter ya. Doğru söylüyor kayınvaliden. Beni sinirlendirmeyin ha. Gezerek mi onları harcamış oldun şimdi? Yani neyi doğru söylüyor Allah aşkına ya? Sen neyi savunuyorsun? Yeşim her zaman kayınvalidesi ne yapsa hep tersini yapıyor. Hiç ne yapsa kabul etmiyor zaten. Kızın altınlarını düğünden önce borç vermiş. Ne ya? Sana aynı şey yapsa sen ne yaparsın? Borç vermiş ama geri alacak elbet ona bir gün. Niye annene? Kaç yıllık evlisin Yeşim? Sen annene bilezikleri borç verirken veriyorsun ya. Geri almayacak mısın? Alacaksın. Dört yıllık evliymiş daha altınları geri vermemiş. Ne borcu? Hayır. Takmasın o zaman. Takmasın. Geri alacaksa takmasın. Şimdi bak ben kimseye hesap vermem. Tek bir Allah'a hesabım var benim. Ben düğünden önce evime mobilya aldım. Mobilyanın parasını da kardeşimden aldım. Oradan da aldım kardeşimin borcunu verdim. O da benim alnımın teriydi. Kardeşime verdiğim de benim alnımın teriydi. Ve ben onun altından da geri aldım. Ama Beyhan Hanım şimdi benim anlamadığım yer siz madem oğlunuzu evlendirecekseniz, oğlunuza düğün yapacaksınız. Siz evinizi niye düşünüyorsunuz? Yok deşiyam. Olsaydı. Olsaydı sanki gelinlerle bir yarış mı var anlamadım ben. Varsın yıllarca nasıl kullanmıştın onlarla dursaydın. En azından eşya alacağına borç ver. Canım gelin ya da eşyada duruyor da ben eskide duruyor. Sonra alırdım bak gelini alsaydın bilezik. Bak gelin de öyle gelini söylüyor. Gelini aldım. Ama şeylik. O an olacaktı. Aldım ona daldım. Ben ona daldım altın oradan sonra. Kardeşime de borç verdim. Onun altınlarını da geri aldım.
bak bak bana onu laf ediyor bak. Ama laf eder tabii. Orada bak, siz hatalısınız Beyhan Hanımcığım. Neden çünkü hatalıyım? Evlendireceksiniz ya, düğün yapacaksınız. Bir zaman sonra kendinizi onun altınlarını alsaydınız, borç orayı kapatsaydınız, sonra eşya alsaydınız. Siz ama şişt, önce eşya almışsınız. Sen para versene. Siz önce eşya yanlış yapmak, gelinin de söylüyor, ben, içinde kalmış. Ben kimsenin aklına benim ihtiyacım yok. Tamam öyledir muhtemelen ama ha, ben gördüğümü söylüyorum. Attı, ben aklına. Sizin gelininizin söylediğini söylüyorum. Senin haberi var mıydı oğlunun bu olaylardan? Yoktu. Peki duyarlarsa ya bana kim hesap verecekler? Soracak? Allah aşkına bana kim hesap soracak? Ama oğlunun haberi yok. Olmasın. Yani sorusu veya sorması ama oğlunun haberi yoksa bir gün yarın duyduğu zaman senin oğlun sana nasıl bir tepki verecek, düşünüyor musun bunu hiç? Ne? Ya oğlumun parası mı? Ama oğlunuz evleniyor ya. Oğlunuz evleniyor. İkisi aynı zamanda evet, denk geliyor. Evet, ilk gelin almışsın. Bir tane hani oğlunun, ha, yani şu anda evet, bir gelinim var. Ya ona da yaptım, ona da yaptım. Gelin yaptım. Öyle demiyor Beyhan Hanımcığım. Yaptım, ona da yaptım. Ben bunu kabullenmiyorum. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.